Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugün 27 Mayıs 2021. Bugünden 61 yıl önce yine bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri bir darbe yaptı. Darbeyi yapanlar ağırlıklı olarak genç subaylardı. Yüzbaşılar, binbaşılar, yarbaylar, albaylar. İçinde general hiç yoktu. O nedenle de darbeyi yapanlara junta deniyordu. Yani hiyerarşik bir darbe değildi. Ondan sonra 12 Mart'ta hiyerarşik bir muhtıra, yani bütün kuvvet komutanları, 12 Eylül'de yine hiyerarşik bir, ayrıca bir başka darbe yapıldı. 27 Mayıs 1960 darbesi, kimileri ona ihtilal diyor ama ihtilal değildir. İhtilalle hiç de ilgisi yoktur. İhtilaller devletin olmadığı, devletin infisah ettiği, sona erdiği bir ülkede yapılır ve komple rejimi değiştirir. İhtilaller öyle iktidarı değiştirmek için yapılmaz. Bakın tarihe, her ihtilal mutlak surette rejimi değiştirmiş, rejimi yerle bir etmiştir ve yerine yeni rejimi kurmuştur. 1917 Sovyet ihtilali Çarlık rejimini yıkmış, yerine sözde halk demokrasisi kurmuştur ki hiç de öyle olmadığını ilerleyen yıllar bütün dünyaya göstermişti. Çin'de Mao ihtilal yaptı. Çin hanedanlığını yıktı. O da sözüm ona halk cumhuriyeti kurdu. Fransa 1789 ihtilaldir. İhtilaldir. Aristokrasi, saray yerle bir edilmiştir. Kral ve kraliçe idam edilmiştir. Bunlar ihtilaldir. 27 Mayıs ihtilal değildir. 27 Mayıs'ta rejim değişmedi. Yani 27 Mayıs'ta darbeyi yapan askerler cumhuriyetten vazgeçmediler. Ya da bir krallığı yıkmadılar. Ancak 27 Mayıs'a ihtilal diyenlerin haklı bir sebepleri olabilir. Haklı bir sebepleri olabilir. Bir tek ama. Nedir o? Devlet yoktu. Evet. Sadece bu vardı. Yani her türlü bürokrasi falan yerinde duruyor. Meclis var, başbakan var, cumhurbaşkanı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Yani bir devleti oluşturan her şey var. Ama devlet yok. Kimileriniz, yahu dede böyle şey olur mu diye sorabilirsiniz. Ama devlet yoktu. Bir ülkede muhalefet partilerinin liderleri o ülkenin her milimetre karesine özgürce gidemiyor, özgürce kendi dertlerini ya da halkın sorunlarını halkla paylaşamıyor ise, paylaşmaya kalkan muhalefet partisi liderleri bölge halkından şiddetli tepkiler, bir kısmından tabii, hepsinden değil, şiddetli tepkiler alırken devlet o şiddetli tepkileri koyan halkın yanında yer alıyorsa, devlet dediğin polis tabii ki, devlet dediğin asker tabii ki elbette, o zaman orada devletin varlığından söz edemeyiz. Neden? Çünkü devlet özgürlüklerini, en temel hak ve özgürlüklerini kullanan, demokrasilerin olmazsa olmazı olan siyasi partilerin özgürce kendilerini tanıtabilmeleri için onlara imkan sağlar. Uğrayacakları saldırılara karşı onları korur. Saldırıya uğrayan muhalefet liderlerine çatmaz. Daha neler göreceksiniz, neler demez. Bunlar bir şey değil. Bunu diyen bir devlet varsa o devlet değildir artık. Devlet olmaktan çıkmış, o bir çete haline gelmiştir. Evet. Muhalefet partilerinin konuşturulmadığı, muhalefet partilerinin liderlerine ve sözcülerine devletin baskı yaptığı, hatta halk tarafından seçilen belediye başkanlarının saçma sapan iddialar nedeniyle şüphe üzerine görevden alındığı ülkelerde devlet mafyalaşmış demektir, çeteleşmiş demektir. Nasıl ki mafya bir özel sektör kurumuna, kuruluşuna,
çöküyor ise son dönemlerin moda tabiriyle, yani adamın elinden malının mülkünü tehdit ederek, şantajla, korkutarak, hatta aile bireylerinden ya da ortaklardan kimilerini öldürerek ya da ayaklarına, omuzuna bilmem neresine kurşun sıkarak elinden alıyorsa, devletin tek farkı bunu, sözüm ona, kanunlara dayanarak yapmış olmasıdır. Ama orada devlet yoktur. Demokrasileri demokrasi yapan iktidarlar değildir. İktidar Suriye'de de var. Esad, babası da iktidardaydı, Esad da iktidarda, Beşer de. Saddam da iktidarda idi. İktidar var, Arabistan'da da, Suudi Arabistan'da da iktidar var, Birleşik Arap Emirlikleri'nde de, Katar'da da iktidar var. İktidar her yerde var. Venezuela'da da iktidar var. Maduro iktidar mesela. Muktedir yani. Ama muhalefet yok. Bu saydığım ülkelerin hiçbirisinde özgür muhalefet yok. Özgür muhalefetin olmadığı bir ülkede devlet de yoktur, demokrasi de yoktur, hukuk da yoktur. 27 Mayıs 1960'a geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet infisah etmişti. Kurumlar sözde ayaktaydı. Gazeteciler mevcut hükümete, Adnan Menderes hükümetine ya da mevcut Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a ilişkin tek bir eleştiri yapamıyorlardı. Dönemin en ünlü, en başarılı gazetecilerinin neredeyse ömürlerinin çoğu cezaevinde geçiyordu. Evet, Şinasi Nahit Berker mesela. Zaman zaman size ondan anekdotlar okurum. Şinasi Nahit Bey, hükümeti ve Menderes'i eleştirdiği için 3 gün dışarıdaysa 103 gün hapiste yatıyordu. Ama aynı dönemde Necip Fazıl Kısakürek hükümete yağlık, yağcılık, yağdanlık yaptığı için hükümet tarafından örtülü ödenekten verilen paralarla destekleniyordu. Nereden biliyoruz? 27 Mayıs darbesinden sonra hepsi belgeleriyle beraber ortaya çıktı. Yani 27 Mayıs'a ihtilal diyemeyişimizin sebebi bir rejim değişikliği yapmayışı, ama ihlal diyenlerin haklı gerekçesi ise devletin olmayışıdır. Osmanlı'nın en parlak dönemlerinde, padişahlık dönemlerinde ne vardı biliyor musunuz? Evet, yapmacıktan da olsa en azından bir halef beklentisi vardı. Mesela padişah acımasız, vicdansız, sürekli ona buna saldırıyor. Sürekli Osmanlı'daki halkın zavallı, fakir, fukara, cahil, eğitimsiz, okuma yazma bilmeyen, okunan Kur'an'dan hiçbir şey anlamayan, çünkü Kur'an kendi dilinden olmayan zavallı Müslümanları şehit olup cennete gideceksin diye alıyor padişahlar, işte neyse vezirleri, komutanları savaşlara götürüyorlardı. Halk perişandı. Çünkü savaşa gidenler hep erkeklerdi. Ve gencecik erkekler, yani tarlayı sürebilecek olan erkekler, ekini biçebilecek olan, ekini toplayıp harmanda dövebilecek olan erkekler. Giden de kolay beri geri gelmiyordu. Halk artık içeriden vuzurdamaya başlıyordu. Yani padişaha karşı bir nevi ayaklansak mı acaba söylentileri saraya kadar ulaşınca, bu sefer padişah, uyanık padişah ne yapıyordu biliyor musunuz? Sarayının ünlü vekil, vüzera, ne derlerse işte, aklı başında olan ve halkın çok saygı duyacağı din bilginlerini, din alimlerini ve diğer ulemayı, halkın bıktığı, padişah baskısından bıktığı, ayaklanmak üzere olduğu bölgelere gönderir. Orada padişahtan sonra gelecek olan şehzadeye övgüler düzdürürdü. Bir şehzade geliyor ki rikkati kalp, gönlü tebaana duyduğu sevgiyle, saygıyla dolu. Savaştan nefret ediyor, harp yapmayacak. Bütün düşmanlarıyla münasip şartlarda anlaşacak bir şehzade geliyor. Zaten padişahın da bir ayağı çukurda, her an ölebilir diye oradaki ayaklanmaya hazırlanan halkı kandırıyorlardı.
Unutuyorlardı daha doğrusu. Neyle? Halefle. Muhalefet nedir? Muhalefet aslında mevcut iktidarın halefi olma iddiasındaki siyasi partiler demektir demokrasilerde. Siz eğer bir ülkede mevcut iktidardan insanlar artık yaka silkiyorsa, yolsuzluklar, hırsızlıklar, mafyalaşmalar, dünyanın dört bir yanına dağılmış ise, bir ülkeden bahsediyorum, siz o ülkede halkın halef olarak görebileceği muhalefet partilerinin sözcülerini, liderlerini devlet baskısıyla, iktidar baskısıyla, yargıyla, emniyetle, askerle baskılıyorsanız, onların en temel hak ve özgürlüklerinden biri olan halka sorunları anlatma yolunu kapatıyorsanız, muhalefeti bitirmişsiniz demektir. Muhalefeti bitirmişseniz, insanların umutlarını da bitirmişsiniz. Bakınız, tencereler kaynarken, şimdi evlerde tencereler kaynıyor mu pek bilmiyorum. Her manada bilmiyorum. Çocukluğumuzda bizim tabii daha bunu öğrenirdik. Merak ettiğimiz için öğrenirdik. Tencerelerin kapakları hafif aralık bırakılırdı. Neden? İçindeki buhar kapağı fırlatıp atmasın, tencereyi paramparça etmesin diye. Buhar dediğimiz şey olağanüstü bir enerjidir. Trenleri zamanında, ilk zamanlarında gemileri hareket ettiren güç neydi? Buhar gücüydü. İşte insanlar da bunu ilk tencere kaynadığı andan itibaren bildikleri için tencerelerin kapaklarını hafif açık bırakırlardı ki içindeki buhar dışarı çıksın. Bakınız, 27 Mayıs darbesi o dönemin hükümetinin, iktidarının kaynayan tencerenin kapağının üzerine taş koyması üzerine yapıldı. O darbenin sebebi mevcut o dönemin iktidarının kaynayan tencerenin kapağını aralık bırakıp, yani muhalefetini hiç olmazsa kısmen özgür bırakıp halka olan biteni anlatmasına izin vermeyişidir. Aksine kaynayan tencerenin kapağının üzerine ağır, devasa bir taş koymuş, tencere kaynamış, 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 içindeki buhar, hatta içindeki diğer şeyler, her şey buhar haline gelmiş. Bütün su tencere patlamış. Hem ülkeye hem mevcut iktidarın kendisine zarar vermiştir. Ancak darbe yapan askerler aynı zamanda da halka bir söz vermişlerdir. En çok 2 sene kalıp gideceğiz. Ve 2 sene bile kalmadan 1,5 sene sonra gitmişlerdir. Canlarım, ben 27 Mayıs darbesine övgü dizmiyorum. Darbenin hiçbirisi anlamlı da değildir ve hatta son derecede zorba bir harekettir. Evet, kabul, ama Avrupa Birliği ülkelerinde bilhassa faşizmi yaşamış Almanya'nın anayasasının 35. maddesinde yanılmıyorsam, halkın nefes alamadığı durumlarda, yani artık öyle bir iktidar, öyle bir muktedir var ki muhalefet partilerinin üstüne, başına, çenesine, omuzuna basmış, ellerini kollarını bağlamış, muhalefet eden herkesi hapse atıyor. İşte öyle bir durumda, yani yeni bir Hitler gelmiş olma durumunda halka ordunuzla birlik olun, iktidarı iktidardan düşürün, bu sizin yasal hakkınızdır demiştir. Evet, Almanya anayasasında bunu yapmıştır. Canlarım, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar yapılmış bütün askeri darbelere karşıyım. Ama karşıyım demek ile yapılan darbelerin dönemlerini görmezden gelmek aynı şey değildir. Hem 12 Mart muhtırasını verenler, 12 Mart 1971 tarihlidir. 1973 senesinin Ekim ayında seçime gidilmiştir ve tekrar iktidar sivillere teslim edilmiştir. Hem de rejimin bir numaralı düşmanı olduğu bilindiği halde dönemin MSP'si ile Milli Selamet Partisi ile dönemin Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon hükümeti kurmuşlardır. Hiçbir asker de siz neden bu hükümeti kuruyorsunuz dememiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 1983 yılı 6 Kasım günü yapılan bir seçim ile sivillere verilmiştir. Evet, hem de yine bir sağcı, yani Süleyman Demirel'in
eski müsteşarı olan Turgut Özal başbakan yapılarak sivillere verilmiştir. Askerleri karalamak, askerleri kötülemek, vesayetten kurtuluyoruz diye bağırmak siyasetçinin de hakkıdır. Ama vesayetten kurtulma sebebi eğer daha rahat hırsızlık yapabilmek, devleti ve milleti daha kolay soyabilmek ise bırakın vesayet yerinde kalsın denir o ülkelerde. Hangi ülkeyse o, anlattığım ülke, A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi diye bir ülke ismi vermiyorum. Ama anlattığım tarz ülkelerde halk nefes alamayacak duruma gelmiş ise o andan itibaren halk vesayet arayışına girer. Ne yazık ki böyledir. İşte Osmanlı'da halk yeni gelecek olan şehzadenin padişah olması halinde savaşmayacağını, vergilerin oranlarının artmayacağını, yani vergi konusunda baskı görmeyeceğini de umutlanınca ayaklanmaktan vazgeçmiştir. Yani o dönemde padişah din adamlarını ayaklanma olması muhtemel bölgelere göndererek buhar, su kaynayan tencerenin kapağını aralatmış, içindeki basıncı buharı dışarı çıkmasını sağlamıştır. Bunu yapanlar uyanık padişahlardı. Ne yazık ki en çok yapanlardan biri de adının başında Kanuni olan Süleyman padişahtı. Evet canlar. Ya neyse. Bugün 27 Mayıs 2021. Türkiye bir daha 27 Mayıs'ları yaşamamalı. Türkiye bir daha 27 Mayıs'ları yaşamamalı ama siyasetçiler de, yargı da, emniyet de, asker de ve diğer bütün bürokratlar da ve tabii ki en önce de seçmenler de olan bitenlerden ders almalılar. Eğer bir ülkede seçmenler vallahi bana dokunmuyor yılan bin yaşasın diye düşünürler, o yılanın başkalarını sokmasına göz yumarlarsa unutmasınlar. O yılan orada birkaç kişi soktuktan sonra döner, beni sokmayan bin yılan bin yaşasın diyen o geri zekalıları sokar. Onları zehirler, onları öldürür. Bunları görmüyorlar. Umarım bir gün göreceklerdir. Canlarım, ben canlarım, güzellerim dediğim için kızanlar var. Ya canlarım demek ne güzel bir şey ya, can, can. Güzel demek. Ya ben güzel deyince fiziki güzellikten bahsetmiyorum ki. Bu arada bunu da söyleyeyim. Güzel deyince ben insanların ruhlarının, vicdanlarının güzelliğinden söz ediyorum. Beyinlerinin güzelliğinden söz ediyorum. Örümcekleşmemiş beyinlerden söz ediyorum. Benim güzel insan anlamım temiz ahlaklı, yasalara saygısı olan, demokrasiye, insan haklarına saygısı olan insan demektir. Ben güzellerim derken sizlere onu diyorum ama kimi troller, MHP'li troller, Süleyman Soylu trolleri bunu aleyhime kullanmaya çalışıyorlar. Sen eşcinsel misin? Allah Allah! Dünyada sadece eşcinseller mi insanlara güzelim diye hitap ediyor? Gerizekalılar. Canlarım, İstanbul Borsası tarihinin en düşük yabancı yatırımcısıyla baş başa. Evet, yabancı yatırımcı oranı %42. Canlarım, 500 ilk büyük 500 firmanın Türkiye'deki, yani İstanbul Sanayi Odası'na göre en büyük ilk 500 firmanın toplam borcu 500 milyar TL'yi aştı. Milletin de aklı şaştı tabii ki. Bütün bunlar nedir? Kaynayan tenceredir. Üzerindeki kapak kapalı. Üzerindeki kapak kapalı, hatta bir de taş kondu. Neden? İşte Meral Akşener'in başına gelenler. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na mafya tarafından yapılan tehdit, seni fasulye kazığına oturturum tehdidi. Sıradan bir tehditmiş o. Sıradanmış. Savcıya göre. İşte böyle ülkelerde tencere kaynar, 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 kaynar. Üstünde taş da olsa o tencere buhar gücüyle sonunda tencereyi patlatır canlarım. İktidar sahiplerini akıllı olmaya davet ediyorum. Akıllı ve akılcı olmaya davet ediyorum. 14 Haziran'a gidilirken, 14 Haziran'a gidilirken tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. İktidar ya akıllı olacak, uzlaşma arayacak, devleti geri getirecek. Devletin geri gelmesi için ise bağımsız yargının, hukukun temel ilkelerine uyumun, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve güçlü bir parlamentonun, güçlü bir yargının geri gelmesi şart. Eğer mevcut iktidar 14 Haziran'a giderken
bunları yapmayacak, yapamayacaksa hep birlikte örtün ki ölelim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.